Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yine bir koca oğlanın yanındayız. Neverland Bay Kılıçlar traktördeyiz. T7-209 ve Otocomand gelmiş. Ben de daha önce hiç Otocomand kullanmadım. Çok merak ederek yanına geldim. Bir inceleme çekeceğim sizler için. Yani mümkün olsa da kısa bir tur atmayı deneyeceğim. Şöyle bir etrafını kısaca döneyim. Çünkü bu biraz büyük. Bunda bilmediğim özellikler de var. Ama traktör çok güzel, çok büyük. Yani diğer çektiğim T7 gibi değil. Bu büyük olduğu için, 230 beygir olduğu için daha dolu. Lastikleri büyük. Bir tonluk önünde blok ağırlık var. Şöyle görüyorsunuz isterseniz. Şuradan ön kol için parça takılabiliyor. Şuradan bir de. Yani ön kollu bir traktörde bu blok ağırlığı kullanabiliyorsunuz. Yani gerçekten güzel tasarlanmış diye düşünüyorum. Şurada gayet güzel aydınlatmaları var. Şurada var. Burada yan taraf var. Gündüz aydınlatmaları var. Neverland logomuz burada. Kaput benden yüksekken yani çekemiyorum şu an arkadaşlar. Yani 1.85 boyla üstünü göremiyorum. Çok yüksek yani. Çok büyük. Güzel bir traktör. Ön süspansiyonumuz var. Şöyle aradan göstereyim onu da. Hani gayet güzel ve büyük yapmışlar. Tepede 4 adet aydınlatmamız var. LED olacak şekilde tasarlanmış. Burada 480-70-30 jant gayet büyük lastiklerimiz var. Buraya geldiğimizde anahtar kutumuz burada. Depomuz burada. AdBlue'muz 48 litre. 330 litre de mazot depomuz var. Yani böyle bir traktör için yeterli diye düşünüyorum. Tabii şimdi kullanmadan bilemeyiz. Yani kullanıcılar daha iyi biliyordur bu kadar depo yeter mi yetmez mi de. Şuraya artı bir aydınlatma koymuşlar. Traktör çalıştığında onlar yanıyor dikkat çekmek amacıyla. Burada geniş aynalarımız var. Gayet geniş açılı. Bu şekilde. Hemen şurada yukarıda aydınlatmamız var kapıyı açtığında yanan. Şöyle 4-5. Basamakta traktör çıkıyoruz. Gayet yüksek dediğim gibi. Şöyle bir gösterelim altını da. Gayet yüksek. 620-70-42 jantları var. 250 kilodan da 2 adet burada ağırlığı var. Yani gayet büyük bir traktör. Şuradan hemen hidrolik orta kola ayarladığınızda onun uzatmasını kısaltmasını ayarlayabiliyorsunuz. Hidrolikten yukarı aşağısı burada. PTO çalıştırma durdurma tuşumuz mevcut. Bu şekilde arkada yine 4 adet aydınlatması var. LED olacak şekilde tasarlanmış. Arka cam yine siyah. TMR şartları. Sonra hidrolik orta kolumuz var. Yani gayet yeterli diye düşünüyorum çünkü büyük. Şöyle 2, 4, 8 adet damper çıkışımız var. Burada fren valfimiz, geri dönüşümüz mevcut. Şu şekilde kabin süspansiyonumuz var. Şöyle bakalım çekimiz, alt çekimiz. Yani lastiği görüyorsunuz, içeride her lastiği gibi lastik yapmışlar. Yani bu beygir sınıfında. Şu da çok güzel bir detay, çamurluk çıkıntısı. Yani şurada bitse daha farklı olur, şu siyah olarak çıktığında çok farklı bence. Yani çok daha gösterişli duruyor traktör. Şu şekilde burada da merdivenimiz var. AdBlue sisteminin filtreleri, mekanizmaları burada. O yüzden bayağı büyük bir egzozun altı var. Şöyle. Gayet güzel. Şimdi de içeriden bakalım. Şimdi içine bakalım. 4+5. Basamak içeri. Of daha girişte. Derim ya bu. Gerçekten güzel bir koltuğa benziyor. Evet çok kaliteli bir his var. Şurada şurada koltuk çok aşırı geniş yani. Diğer altın şurada bitse yani şu kadar bunda iki tarafta da büyüklük var. Bu ne? Adamlar ne yapmış böyle? Otomobil koltuğu gibi. Şurada dönebilen
dönebilen bir başlığı mevcut. Kollayamalarımız filan deri. Of, çok güzel yapmışlar. Direksiyonumuz deri. Anahtarı bir takalım. Şimdi şu kapımızı bir kapatalım önce. Evet. Of, bu nedir? Bu nedir? Gerçekten süper. Şimdi bir çalıştırayım ben bunu. Klimayla soğutalım içerisini çünkü sıcak. Sen çalıştın mı ya böyle? Radyomuzu kapatalım. Telife yakalanmayalım sonra. O değil de çok feci. Çok büyük traktör bu. Gerçekten çok büyük. Şu ön kaputu görüyorsun nasıl dışarı doğru uzuyor. Tamamdır. Dur uyarı verme, sana da geleceğiz. Ve acayip tur var traktörde. Gerçekten acayip tur var. Dönüyor. Neyse şöyle bir başlayalım. Hostes koltuğumuz dediğim gibi çok güzel. Şuradan sunroofumuz var. Açılan camımız var. Onu şöyle yapalım. Şurada aydınlatmamız. Burada perdemiz mevcut ki bağlamışlar şu an üst tarafla ilgili. Onu açmayalım. Şuradan elektrikli aynalarını sağ sol yaparak ayarlarını yapabiliyoruz. Yani aynı otomobilimizdeki gibi. Şuradan çakmaklık çıkışımız var 180 watt. Şurada küçük bir göz yapmışlar. Tırnağı var. Büyük ihtimal telefon koysan düşmeyebilir. Şurada da aynı şekilde. Teybimiz. Klima paneli burada çok güzel. Bu zaten T7070 ayarında bir traktör. Yani ona benzerliği daha fazla. Şu şekilde açtık klimamız. Buradan ayna ısıtmamız mevcut. Şöyle çalışıyor. Gördü. Şuradan. Şuradan ışıkları açabiliyoruz. Şu farlarımızı açalım. Aynen açtıkça bu şekilde yanıyorlar. Tüm lambalarımız şu an açık. Bu şekilde şartel tuşumuz. Diğer tuşlar mevcut. Traktörü çok güzel yapmışlar. Şöyle bakınca TR6 gibi arkası. Yani görüyorsunuz klasik bir Neverland. Şimdi asıl iş burada. Burada bir sürü şey var burada. Neyse onlara da geleceğim. Şurada traktörün ileri geri hassasiyet ayarı, 3 farklı hassasiyet ayarı mevcut. Buradan otomatik kullanım. Bu muhtemelen gaza bastıkça kendisi hızlanması anlamına geliyor. Burada tanı fanı geri çeviren sistem mevcut. Buradan devir sabitlemenin 1 ve 2 konumu burası. Arttırma ve azaltma tuşları da burası. Yani her şeyini bu ekran gibi tasarlayıp üstüne koymuşlar. Ön süspansiyon buradan ayarlanıyor. 4 çeker ve otomatik 4 çeker buradan ayarlanıyor. Diferansiyel kilidiniz ve otomatik diferansiyel kilidiniz burada. PTO buradan çalıştırılıyor. Patinaja göre önlere bağlama özelliği buradan aktif ediliyor. Burada sıra sonu otomatik özellikleri aktif edilmiş. Süper özellikler ya. Liftomatik tuşu var. Yani liftomatik yani hidrolikleri yukarı aşağı kaldırma için. Pistonlu kolu ayarlayabileceğiniz tuş burada. Yani bunlar zaten buralarda var da. Yani şunun zaten her şey var da orayı da koymuşlar. Bu kuyruk mühürünü aktif ettiğiniz tuş. Buradan da basıp indiğinizde traktör koltuktan kalktığınız stop etmesin diye ayarlanmış. Yani gayet düşünülmüş. Şuradan hidroliklerin ayarları. Neyse şuradan el gazımız burada. Damper çıkışlarımız elektronik olarak burada konumlandırılmış. Hidrolik kollarımızın ayarı buradan yapılıyor. Hassasiyetimiz yukarı aşağı. Liftomatiğim şurada küçük bir cebimiz var. Güzel telefon falan alabilir. Şuradan motor devrini sınırlayabiliyorsunuz. Onun minimuma düşme ayarı var. Bu zaten her şey bunda. Bu traktörü ileri götürüyor. Yani ittiğinizde daha çok hızlanmasını bu sağlıyor. Çektiğinizde yavaşlıyor, duruyor. Buradan ileri geri shuttle'ı yine var. Oradaki shuttle'ı kullanmasanız dahi buradan ileri geri yapabiliyorsunuz. Liftomatikleri yukarı aşağı kolları kaldırıp indirebiliyorsunuz.
Hidrolik çıkışında ortokol veya başka bir makine ekipman varsa buradan iki tanesini kontrol edebiliyorsunuz. Buradan hızınızı sabitleyebiliyorsunuz. Bastığınızda istediğiniz ayarladığınız hıza geliyor. Buradan da arttırabiliyorsunuz. Buradan bu şekilde bunun bakıyorum şöyle hızını arttırabiliyorsunuz. Traktörünü azaltabiliyorsunuz. Ayarlı giderken. Yani gerçekten güzel yapmışlar. Şimdi şunu P modu bunları da alta geçince şunu şimdi böyle boştayken arkada bir tuşu olması lazım aynen. Yok. El frenimizi indirelim. Ben de daha önce işte T7 kullanmadım. O yüzden tam olarak ben de bilmiyorum. Evet. Ha, elektronik el freni var. Hareket vermeden salmıyor traktör. Şimdi bunu N'ye basıyoruz boşta. Muhtemelen çektiğimde gelmedi. Tuşa basıp çektiğimizde ya da ilk harekette şunu yapıyoruz. Şimdi saldığımızda gitmemesi lazım normalde. Çünkü hazırda bekliyor. Traktör tutuyor. Ya ben çekersem gelecek. Aynen. Çektiğimde geliyor. Ya da gaza dokunduğumda şu an basıyorum gibi. Dur şimdi ben yine kafa moduna geçeyim. Siz böyle izlemeyin bu videoyu. Evet şimdi kafa kamerama geçtik. Şimdi debriyaja basıyorum alışkanlık. Şimdi basınca boşa düşüyor. Şu an geri konumda beklemede traktör. Kendini kaçırmıyor. Kesinlikle kaçırmıyor. Şanzıman tutuyor. Gaza dokunduğunda gidiyor. Şöyle mesela 0 nokta. Yani görüyorsun milimetrik. Hani diyorsunuz ya mesela bunu aldık. Nasıl ekipman takacağız? Nasıl malzeme takacağız? Şimdi ileri modda. Şu an ileride traktör bakın. Gaza azıcık dokunuyorum. Bak milimetre gidiyor. Görüyor musunuz? 0.069. Yani ekipman takan şöyle hafif dokunmanız yeterli. Şu kadar. Ben hiç alışık değilim. İlk defa kullanıyorum. Bak onlar ama şu an. Parmak ucuyla dokun. Dokun gidiyor. Gaza basarsan hızlanıyor. Sağlığında duruyor. Yani çok aşırı rahat ya. Şuradan hemen geri yapıyor. Direkt buradan ileri geriyi direkt seçiyoruz. Arkada tuşa basman gerekmiyormuş arkadaşlar. Direkt bastığınızda geriye geçiyor. Şimdi şöyle bir çıkalım. Yani ilk defa CVT kullanıyorum ve T7-230 bu. Yani benim için güzel, gurur verici bir durum. Daha önce hiç kullanmamıştım. Çok çektim ama kullanmadım yani hiç. Direksiyonuna oturup da bir CVT'nin tadına varamadım. Evet arkadaşlar nasıl duruyor? Işıkları gayet güzel. LED'leri. Şunlar, şunlar. Gayet iyi. Şuradan konsolun ileri geri ayarı da var. Kolunuza göre tam ayarlıyorsunuz. Biraz daha çekelim. Şimdi parktan çıkaralım. Ha, debriyaja basıp geri istiyor. Başka türlü izin vermiyormuş. El frenimizi indirelim. Şimdi gaza bastığımızda geri gidiyor. Şuradan biraz geri geleyim. Gazı sağladığında zaten duruyor direkt. Yani alışkanlık frene basmaya çalışıyoruz ama bunda gerek yok. Şu an geri de şuradan ileri aldım. Şimdi ileri diyor en fazla 11.2 kilometreye kadar çıkabilirsin diyor. Ben onu şuradan arttırıyorum görüyorsunuz. Bu tekerleği çevirerek son sürate çıkaracağım. 43 kilometre olarak son sürate vermiş. Ha, buradan bölümlere geçiyorsunuz direkt. 3 ana bölüm kilometreleri ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi yol modu olarak 43 kilometre. Şimdi gaza sonuna kadar basacağım. Traktör 43 kilometreye kadar çıldırarak çıkacak. ...33 kilometreyi geçtik sanırım.
Çok feci hızlanıyor ya. 40 kilometre. Frenler pamuk bu arada. Hani kısacık mesafeye 40 kilometreyi gördü traktör. Ve çok güzel gidiyor. Hemen geriye basıyoruz. Geriye geçiyor. Ama çok istikrarlı çalışıyor şanzıman ya. Şey yapalım bir kere de. Joystick'i itince de çünkü hızlanıyor bu traktör. Şimdi şey yapalım. Full joystick'i iteyim gaza basmadan. Bakalım nasıl olacak. Evet, şu an sonuna kadar itiyorum. Yine 40 kilometre. Gayet iyi. Çektiğinizde de yavaşça bu sefer bunda ittiğinizde kaç kilometresi orada kalıyor? Çektiğinizde bak frenler gibi duruyor traktör. Ben hiç fren yapmıyorum. Gayet güzel. Evet, resmen frenliyor. Kazık gibi çakılıyor traktör. Yani bundan bildiğiniz bir çerdöver gibi kullanılabilir. Şu an hiç gazı kullanmıyorum. Sadece buradan yönetiyorum. Gayet çok fazlasıyla iyi bir traktör. Yani böyle de hızlandırıp durdurabiliyorsunuz. Hop. Görüyorsun ne kadar sert duruyor. Şimdi ayak gazıyla biraz yanaşalım. Ve ayak joystick hiç ayırmıyor yani. Hangisini kullanırsanız onu kullanıyor traktör. Alışmış frene basıyorum hep. Boşa alalım. Hop, boşalınca gidiyor tabi. El freni. Parka alalım. Parka alınca otomatik frenleri kilitliyor traktör arkadaşlar. Burada daha çok anlatacak şey var. Bu traktör daha buralarda olursa ben daha bununla ilgili tanıtım çekerim. Şimdi çok zamanım yok. Bu video bu kadar oldu arkadaşlar. Hani gayet rahat bir kullanımı var. Çok beğendim. Çok güzel traktör. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Lütfen bu videoyu izlediyseniz eğer abone olmayı, bildirimlerinizi, bildirim çanını açmayı, tümü yapmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.